Eskişehir Odun Pazarı da ikinci el ağır vasıtı otomotiv alım satımı ve ağır nakliyat hizmeti veren Kale Otomotiv firmasını ziyaret ediyor ve firma ortağı Cihan Dalçın'ı tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. Efendim, programımıza hoş geldiniz. Sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Cihan Dalçın. 2002 yılından beri bu sektörün içerisindeyim. Aşağı yukarı 21 yıldır abi kardeş birlikte bu sektörün içerisindeyiz. Bizim ağırlıklı yaptığımız iş ağır vasıta ve romork alım satımı ikinci el olarak. Ayrıyeten ağır nakliyat olarak ikinci işimizi gerçekleştiriyoruz. Nakliye sektöründe 21 yıldır bu işi yapıyoruz. Baba mesleği. Zannedersem babam da 1986 yılında başladı, bu yola çıktıydı. Daha sonra bizler okuyup yetiştikten sonra bizler deviraldık bu bayrağı. Yani sürekli babadan oğula geçen bir iş yapıyoruz şu an. Cihan Dalçın, ağır vasıta araçlarda hem alırken hem de satarken dikkat edilmesi gereken hususları dile getiriyor ve hangi alanlarda nakliye hizmeti verdiklerini anlatıyor. İlk önce ağır vasıta alım satımlarda sadece kilometre orijinalliği, artı aracın kaza, hasar riski olup olmadığı, işte lastik durumu, motor durumu. Çünkü ikinci el araç aldığımız için ve ikinci el araç sattığımız için, yani bizim için önemli olan kaza yapmamış olması, kilometrelere çekilmemiş olması, yani düzgün kondisyonlu bir araç alım satımı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Araç alım satımında bir tarih önemli midir? Modeller fark ediyor mu? Yok, bizim için hiçbir modelden sıkıntımız yok. Yani çekici grubunda model fark etmeksizin sürekli alım satım yapıyoruz. Peki Cihan Bey, size kimler ihtiyaç duyar? Bize genellikle nakliye şirketleri, bireysel nakliyeciler, bu tarz insanlar ihtiyaç duyuyor. İhtiyaç sahipleri genellikle bu sektörün içinde bulunan kişiler. Alırken de ihtiyaç duyuyorlar, satarken de ihtiyaç duyuyorlar. Nakliye olarak neyin taşımasını yapıyorsunuz? Nakliye olarak genellikle gıda sektöründeyiz. Artı ham madde sürekli. Nakliye bölümünde çok hızlıyız. Eskişehir'de zannedersem yani ilk 5'e girebilecek bir kapasitedeyiz. Yani günlük işte 300 tondan 2200 tona kadar ulaştığımız günler oluyor. Genellikle haftanın 5 günü taşıma işiyle uğraşıyoruz. Cumartesi, pazarları tatil, ayda 20 gün sevkiyatlarımız bulunmaktadır. Ortalama İşte 1000 ton, 1200 ton civarında yükleme yapıyoruz ve boşaltma yapıyoruz. Peki bu sevkiyatlar Türkiye'nin her yerine yapılabilir mi? Tabii her yere yapılıyor. Ama genellikle ağırlıklı İstanbul. Yani İstanbul bölgesinde nüfus yoğunluğu bulunduğundan dolayı gıda sektöründe zannedersem bir %70, %80'lik bölüm İstanbul sevkiyatlarımız bulunmaktadır. Anadolu, Avrupa. Satış sonrası desteğin müşteri memnuniyeti açısından önemine değinen Cihan Dalçın, firmanın gelecek hedeflerini ekibimizle paylaşıyor. Verdiğimiz ikinci el araçların zaten son kontrollerini yaptıktan sonra teslim ediyoruz araçları. Müşterimiz herhangi bir aksaklık, zarar, ziyan, herhangi bir mağduriyet yaşadığı anda neyse yapılan gerekli masraflar şirketimiz bünyesinde karşılanmaktadır. Yani verdiğimiz aracın, sattığımız aracın arkasında duruyoruz firma olarak yani. Siz aslında birçok kişi ihtiyaç duyar, irtibat halinde olduğu zaman yardımcı olabiliyorsunuz ama genelde kurumsal olarak mı çalışıyorsunuz? Evet, genellikle kurumsal firmalar. Onlara aracılık ediyoruz zaten. Resmi olmayan hiçbir işi yapmıyoruz. Genellikle büyük kurumsal firmaların işlerini yapıyoruz. İhtiyaç duydukları anda çağırırlar. İşte derler ki Sakarya'da 20 bin ton malımız var. İstanbul'da 80 bin ton yüklememiz var. İşte derler Eskişehir'de 100 bin ton var. Kütahya'da 15 bin ton. O şekilde yani ağır kütleli
arkalı işlerle uğraşıyoruz nakliye sektöründe. Şimdi ağır kütleli ürünlerle, ürün grubuyla çalışıyorsunuz. Peki bunun bir kaskosu oluyor mu taşıma alanında? Tabii tabii. Üzerinde taşıdığımız yükün en değerli yük neyse onun bürütü kadar yani fiyatı kadar toplam o şekilde kasko yaptırıyoruz. Yük kaskosu. Araçlarımız zaten araçlarımız ve romortlarımız kaskosuz aracımız yok yani. Yük de taşıtmıyoruz katılımcı firmalara. Yani genellikle yükte dahi kaskomuz var. Evet. Peki gelecekle ilgili planlar, projeler nelerdir? Gelecekten ilgili plan ve projelerimiz şirketimizi büyüterek daha bir iyi marka oluşturmak istiyoruz. Şimdi de firmanın bir diğer ortağı Cemal Dalçın'ı tanıyor ve yapılan çalışmaları dinliyoruz kendisinden. Ben Eskişehir, 1978 doğumluyum. Yaklaşık baba mesleği olan sektörümüzde ortalama 25 seneyi doldurmuş bulunmaktayız. Ağır vasıta taşımacılığında. Peki soralım o halde, abinizle çalışmak nasıl bir duygu? Bizim yediğimiz içtiğimiz hiçbir zaman ayrılmadı. Onun için hiçbir sorun yok. Şu anda çok çok iyi bir durumdayız. İyi gidiyoruz. Birbirimize destek. Harika. Bu tır alım satımlarında bizler birilerine güvenmek isteriz aslında. Tabii. Bu konuda sizler bizlere nasıl yardımcı oluyorsunuz? Bu güveni nasıl sağlayabiliyorsunuz? Şimdi öncelikle tabii ki sizin dediğiniz gibi ikili güven en önemli unsur. Bu maddiyatın da önüne gelen bir konu. Öncelikle gelen otomotiv sektöründe ikinci elde öncelikle güven aşılamak. Güven verdiğin zaman her şekilde zaten bir olumsuzluklar aşılıyor. Bunun haricinde nakliye sektöründe hata yapmamak, malı zamanında ve eksiksiz sağlam bir şekilde teslim etmek güveni kazanmanın en güzel yollarından birisi. Peki sizinle irtibata geçenler ne istiyor, ne bekliyor sizlerden? Bizimle irtibata geçenler özellikle nakliye sektöründe olanlar malın zamanında yerine ulaşmasını, eksiksiz olmasını, yolda herhangi bir sorun olmamasını ki genelde servislerimiz vardır her zaman yardımcı olacak arkadaşlarımız. Bu konuda ilerliyoruz yani. Evet. Şimdi şeker taşıyorsunuz ama yaz döneminde de bu taşımalar gerçekleşiyor ama bunların erimemesi ve zarar görmemesi de gerekir değil mi efendim? Tabii. Bunun için neler yapılabilir, neler söyleyebilirsiniz? Şimdi öncelikle arabalarımız her zaman hafta sonları genelde cumartesi pazar pek çalışmıyoruz. Araçların kontrolleri genelde yapılır. Özellikle de tente branda dediğimiz sistemde çalıştığımız için bunların kontrolünü yapmak mecburiyetinde kalıyoruz. Çünkü taşıdığımız ürün gıda olduğu için ve hijyen söz konusu olduğu için genellikle bu duruma hassasiyet göstermeye çalışıyoruz. Bizimle çalışan arkadaşlara da burada yan firma arkadaşlarımıza da bunu özellikle aşılamak istiyoruz. Evet. Şimdi biz burada aslında güvenden bahsediyoruz ama can ve mal güvenliğini sağlıyorsunuz. Sürücülerinizin can güvenliğinden sorumlusunuz. Yine taşıdığınız mallardan sorumlusunuz. Bu konuda neler söylenebilir? Yani biz şimdi öncelikle şöyle düşünüyoruz. Bizde ilk baş can, ondan sonra maldır. Evet. Bu herkes için geçerlidir. Ama şoförlerimizin üstünde bulunan veya işte kaptanlarımızın üstünde bulunan hassasiyet maldan daha önce gelmektedir. Bunun için de gerekli olan her türlü imkanı sağlamak istiyoruz. Onun haricinde de zaten genellikle taşıdığımız yükler kasko ve sigortalı olduğu için zaten kendini amorti ediyor gibi bir şey gösteriyor. Evet, haklısınız. Yavaş yavaş sohbetimizi sonlandıracağız ama sizi bu iş hayatınızda destekleyenler, her zaman yanınızda olan kişiler muhakkak vardır. Kimlerdir efendim, dinleyelim. Öncelikle kuzenlerim vardır. Ağır vasıtada çalışan Levent Erdoğan olsun, Hüseyin Özcan olsun, İbrahim İşler olsun, Necmi Düz olsun. Biz bunların her zaman yanındayız. Onlar da sağ olsunlar. Her zaman bizim destekçimiz oldular. Biz burada iki kardeş gibi gözüksek de aslında çok büyük bir aileyiz. Ve senelerden beri hiç ayrılmadık. Ve gururlu bir şekilde yani herkese güven vererek taşımacılığımızı yapmak istiyoruz. Ve yapıyoruz. Evet, harikasınız. Şimdi sizinle telefonla iletişime geçiyorlar ama bir yandan da bulunduğunuz yeri ziyaret etmek isteyenler olacaktır. Neredesiniz? Şimdi biz Eskişehir Odunpazarı Kanlıpınar mevkiindeyiz. Burası Organize Sanayi Bölgesi 2. bölge olarak geçmekte.
Ayrıca telefonlarımız zaten var. Instagram hesabımız her zaman vardır. Takipçilerimiz sağ olsunlar, yalnız bırakmıyorlar bizi. Eskişehir Kale Otomotiv olarak Instagram'da takip ediliyoruz. Gurur'la da burada yaptığımız işleri orada paylaşıyoruz. Ki hani hem görünüş olsun hem ne yaptığımızı insanlar takip etsinler diye, görsünler diye öyle bir oluşumu yarattık. Güzel. Peki sizi diğer kişilerden ayıran özellikler nelerdir? Farkınız nedir efendim? Zamanında teslimat, tabii ki güvenilir ortam. Bunun haricinde yaptığımız nakliye ve satış bölümünde, ara satış, ikinci el ara satış bölümünde yaptığımız hizmetlerin her zaman arkasında durduğumuz için bu da bize bir güven oluşturmakta. Biz de farkı ortaya çıkarıyor değil tabii mi? Tabii ki. Yani hem kurumsal firmalar, hem şahsi firmalar ve bireysel arkadaşlarımız da bununla paylaştıkları için biz de kendimize gurur duyuyoruz. Yani bunun arkasında olmaya çalışıyoruz. Çok keyifli bir sohbetti. Çok. Sizleri tanıdığımızda memnun olduk. İş hayatınızda başarılar dileriz. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun efendim. Sevgili izleyenler, bizler bugün sizlere Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinden seslendik. Çok değerli işletme sahipleri olan Cihan Dalçın ve Cemal Dalçın beyefendiyle sohbetimizi sürdürdük. Nakliyeye dair, tır alım satımına dair aklımıza gelebilecek olan tüm soruları sorduk. Cevaplarını beyefendilerden almış olduk. Eğer ki ihtiyacınız varsa, iletişim halinde olduğunuzda sizlere bu hizmeti sunacaklardır. Şimdilik buradan müsaadenizi isteyelim. Bakalım bir sonraki durağımız, bir sonraki güçlü isimlerimiz kim olacaktır? Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.